atmosfer basınç ve 25 santigrat derece sıcaklık koşulları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Standart şartlar olarak kabul edilir. Şimdi standart şartlar neydi? Oda koşullarıydı. Oda koşullarında sıcaklık 25 santigrat derece ve basınç 1 atmosfer olarak kabul edilir. Doğru. Bu şartlarda karbon, grafitin oluşum entalpisi sıfırdır diyor. Doğru. Entalpi değişimi delta H sıfır olarak alınır diyor. Yani entalpi değişimi delta H sıfır neydi? 1 atmosfer 25 santigrat derece sıcaklık koşullarıydı. Doğru. Cevabımız 1, 2, 3. E seçeneği. Tepki besinde CH3OH gazının oluşum ısısını hesaplamak için değerlerinden hangilerinin bilinmesi gerekir? H2O sıvısının oluşum ısısının bilinmesi gerekir. Yine tepkimenin entalpisi yani delta H'ın bilinmesi gerekir. Ve karbondioksitin oluşum ısısının bilinmesi gerekir. Serbest element sıfır olduğundan dolayı şimdi delta H eşittir. Delta H ürünler eksi delta H girenlerdir. Delta H'ı bilmem gerekiyor. Şimdi ürünleri yerine yazıyorum. Karbondioksitin delta H'ı artı H2O sıvısının delta H'ı. Tabii bunu kaçla çarpmam lazım? 2 ile çarpmam lazım. Çarpı 2. Eksi girenler. Sadece ne? CH3 OH'ın delta H'ını bilmem gerekiyor. Çünkü serbest element 0. Cevabımız 1, 2, 3. E seçeneği. Aşağıdaki tepkimelerde entalpi değerleri A, B ve C cinsinden verilmiştir. Buna göre C2H4 gazının standart şartlarda yanma entalpisi A, B ve C cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? C2H4 artı O2 karbondioksit ve su. Karbondioksitin katsayısı 2, suyun katsayısı 2, oksijenin katsayısı 4 burada, 2 burada, 6. 3 yazdığımda 6 yapar. Şimdi ben yukarıdaki denklemlerden bunu elde etmem gerekiyor. C2H4 burada ürünlerde, girenlerde olması lazım. İkinci tepkimeyi ters çeviriyorum. Ne oldu? Eksi B oldu. Şimdi 2 karbondioksit diyor. Ters çevirip 2 ile çarpıyorum. Ters çevir, 2 ile çarp. Ne oldu burası? Eksi 2A oldu. 2H2O yine üçüncü denklemi de ters çevirip 2 ile çarpıyorum. Burada ne oldu? Eksi 2C oldu. Tepkimeler toplandığında delta H'lar da toplanır. Sonuç olarak eksi 2 A artı C eksi B olması lazım. Delta H cevabımız B seçeneği. Aşağıda bir tepkimeye ait potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilmiştir. Bu grafiğe göre yargılanan hangileri doğrudur? 1. X2 artı Y2 2XY tepkimesinin oluşumu sırasında 30 kilojül ısı açığa çıkar diyor. Şurası delta H'tır ve aradaki fark 30 olduğundan dolayı doğru. 2. X2 artı Y2 X2Y artı 1 bölü 2 Y2 gazı tepkimesi egzotermik bir tepkimedir diyor. Şuradan şuraya kadar indiğimizde delta H burasıdır ve şurası ürünler, burası girenler. Delta H eşittir. Delta H ürün eksi giren olduğundan dolayı ürünlerin enerjisi girenlerin enerjisinden küçük olduğundan dolayı delta H sıfırdan küçüktür. Doğru. 3. 2XY X2Y artı 1 bölü 2 Y2 gazı tepkimesinin entalpisi diyor. Şimdi şurayı alıyorum. Şurayı alıyorum. 2 XY sonra şurasını alıyorum. X2Y artı 1 bölü 2 Y2. Y2. Aradaki fark ne kadar? 50. Fakat nasıl 50? Eksi 50. Burada ise artı 50 olarak vermiş. Üçüncü öncül yanlış. Cevabımız 1, 2, B seçeneği. Tepkimesine göre 1,2 gram H2'nin harcanması sonucu
18,4 kilojül ısı açığa çıkıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1,2 gram hidrojen harcandığında 18,4 kilojül ısı açığa çıkıyorsa burada kaç gram harcanmış? 6 gram harcanmış. 6 gram harcandığında kaç katı? 5 katı. 5 katı olması lazım. Bu da 92 kilojül yapar. Şuraya 92 kilojül yazalım. 1. NH3 için molar oluşma entalpisi 46 kilojül bölü moldür diyor. Şimdi 2 molü oluşurken kendi elementlerinden 92 kilojül ısı açığa çıktığına göre 1 molü oluşurken açığa 46 kilojül enerji çıkar. Tepkime entalpisi eksi 92 kilojüldür diyor. Doğru. Tepkimesinin entalpisi ne yapmış? Tepkimeyi ters çevirip ikiye bölmüş. Ters çevirdiğinde delta H işaret değiştirir. Tepkime 2 ile bölünürse delta H da 2 ile bölünür. Ve 92'yi 2'ye bölersem 46 yapar. Doğru. Cevabımız 1, 2, 3. E seçeneği. Tepkimesinin standart molar entalpi değişiminin hesaplanabilmesi için bazı bağ enerjileri değerlerinden faydalanılır. Buna göre bu tepkimenin entalpisinin hesaplanmasında aşağıdaki bağ enerjilerinden hangisine gerek yoktur diyor. Şimdi şunu şöyle yazalım. Şunu da şöyle yazalım. Şimdi bağ enerjisi hesaplanırken delta H eşittir. Delta H kopan bağlar eksi delta H oluşan bağlar şeklinde hesaplanır. Şurada hidrojen ile karbon arasındaki bağ kırıldı. Demek ki bana hidrojen ile karbon arasındaki bağın enerjisi lazım. Brom ile bromun arasındaki bağ kırıldı lazım. Sonra brom geldi, karbona bağlandı. Brom, karbon lazım. Ve hidrojen kime bağlandı? Broma bağlandı. Demek ki şuradaki enerji de bana lazım. Gerek olmayan hangisi? D seçeneği. Aşağıdaki olaylardan hangisi? Dışarıya ısı vererek, yani egzotermik olarak gerçekleşir diyor. Kireç taşının, yani kalsiyum karbonatın sönmemiş kireç ve karbondioksit gazına ayrışması ısı vererek bunları ne yaparız? Oluştururuz. Yani endotermik bir tepkimedir. Yine azot gazının yanması endotermiktir. Saf suyun elementlerine ayrışması diyor. H2O'ya dışarıdan enerji vererek H2 gazı ve oksijen gazına parçalarız. Bu da endotermik. Demirin paslanması demirin yanmasıdır. Ve yanma olayları azot gazı hariç hepsi egzotermiktir. D seçeneği. Buzdolabından çıkarılan buzun oda sıcaklığında erimesi katı artı ısı yani enerji sıvıdır. Bu da endotermik. Cevabımız D seçeneği. Denklemine göre gerçekleşen tepkimede 14 gram C2H4 gazı oluşuyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi 1 molü 28 gram yapar. 28 gramı oluştuğunda alınan enerji miktarı 44 ise 0,5 molü 14 gram yapar ki bizde 14 gram oluşmuş. Gerekli enerji nedir? 22 kilojüldür. 1. 23 gram C2H5OH sıvısı harcanmıştır diyor. C2H5OH'ın 1 molü 46 gram olduğuna göre şimdi katsayıları 1'e 1. C2H4'ten 0,5 mol oluşması için demek ki C2H5OH'dan da 0,5 mol harcanmıştır. Bu da ne yapar? 23 gram yapar. 1 doğru. İkinci öncüle geldiğinde 22 kilojül ısı açığa çıkar diyor. Egzotermik tepkime değil endotermik tepkime olduğundan dolayı ısı alınır olması lazım. Evet. Üçüncü öncülümüz 9 gram H2O sıvısı oluşmuştur diyor. Şayet 1 molü tepkimeye girseydi 1 mol
H2O oluşacaktı. 0,5 mol tepkimeye girdiğine göre 0,5 mol su oluşacaktır. Bu da ne yapar? 9 gram yapar. Cevabımız 1-3 C seçeneği. Standart şartlarda tabloda verilen bağ enerjilerine göre tepkimesinin entalpisi aşağıdakilerden hangisidir? Bağ enerjisi nasıl hesaplanır? Delta H eşittir. Delta H kopan bağlar eksi delta H oluşan bağlardır. Üçlü bağ kırılmış. Delta H eşittir. Üçlü bağ 835. Şuradaki hidrojenlere dokunmuyorum. Çünkü bunun aynısı burada var. Bunun aynısı da yine burada var. Bunlara hiç dokunmuyorum. Şimdi devam ediyorum. Artı 2 çarpı hidrojen ile hidrojen arasındaki bağ koptu. 436. Kapattım. Eksi. Şimdi geldim oluşanlara. Karbon ile karbon arasında bir bağ oluştu. Ne kadar? 346. 346 artı. Karbon ile hidrojen arasında 1, 2, 3, 4 tane bağ oluştu. 4 çarpı 414. 414. Buradan delta H değeri eksi 295 olarak bulunur. C3H8 gazı karbon katısı ve H2 gazının birer mollerinin yanma tepkimeleri ve entalpi değişimleri aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Tepkimesinin entalpi değişimi soruluyor bize. Şimdi C3H8 ürünlerde burada girenlerde ters çevirdiğimde eksi 2220 olur. Artı 2220 olur. Karbonun katsayısı 3. 3 ile çarpıyorum. H2'nin katsayısı 4. Tepkimeyi hangi sayıyla çarparsam delta H'da o sayıyla çarpmam lazım. Burası eksi 1182. H2O'da eksi 1144 olarak bulunur. Tepkimeler toplanırsa delta H'da da toplanır. Buradan delta H değeri eksi 106 olarak bulunur. Doğru. Ve karbondioksit gazının molar oluşum entalpisi kendi elementlerinden ve 1 mol oluşurken açığa çıkan ısı miktarıdır. Doğru. C. H2'nin yanma tepkimesinde oluşan H2O gaz olsaydı şu anda sıvı halde tepkimenin entalpi değeri daha küçük olurdu diyor. Tabii ki sıvıdan gaza geçmek için enerjinin bir miktarını soğuracağından dolayı. Şu anda bu eksi 286. Enerjinin bir miktarı soğurulduğunda bu neye düşer? Eksi 200, eksi 180 o civara düşeceğinden dolayı daha küçük değil, daha büyük olur. Çünkü negatif eksi 286'dan 200'e geliyor. C seçeneği yanlış. D. Tepkimesinde ürün sıvı halde olsaydı açığa çıkan enerji 394 kilojülden daha büyük olurdu diyor. Evet. Çünkü gazdan sıvıya geçerken açığa enerji çıkar. Doğru. Yine tepkimesinin potansiyel enerji tepkime koordinatı. Şimdi şurası C3H8 ve hidrojen ve karbon oda koşullarında entalpi değerleri sıfır olduğundan dolayı eksi 106'dan sıfıra gelmesi lazım. Doğru. Cevabımız C seçeneği. Yukarıdaki bilgilere göre aynı koşullarda karbon monoksit gazının molar oluşum ısısı kaç kilojül bölü moldür diyor. Şöyle yazalım. Karbon katısı artı 1 bölü 2 oksijen gazı karbon monoksit gazını bulmak istiyorum. Karbon monoksitin molar yanma ısısı karbon monoksit artı 1 bölü 2 O2 karbondioksit delta H eksi 283 karbondioksite geldiğimde karbondioksitin molar oluşum ısısı karbon katısı ve oksijen gazı karbondioksit ne kadar? Eksi 393,5. Şimdi neyi elde etmek istiyorum? Bunu elde etmek istiyorum. Birinci tepkimeyi ters çeviriyorum. Birinci tepkime ters çevrildiğinde
Karbondioksit, karbon monoksit artı 1 bölü 2, O2, burası ne olur? 283 olur. Tepkime ters çevrilirse delta H işaret değiştirir. Karbondioksitler sadeleşir. Karbonu aşağı indirdim burada. Burada bir oksijen var, burada yarım oksijen var. Sadeleştiğinde burada yarım oksijen kaldı ve karbon monoksit buraya yazıldı. Şimdi tepkimeler toplanırsa delta H'lar toplanır. Buradan kaç kalır? Eksi 110,5 kalır. Cevabımız C seçeneği. 0,2 mol CnH2n artı 2 gazı tamamen yakıldığında 444 kilojül ısı açığa çıktığına göre 1 mol CnH2n artı 2'de toplam kaç mol atom vardır? 0,2 molü yandığında açığa çıkan enerji 440 kilojül olduğuna göre 1 mol yandığında açığa çıkan 2220 kilojüldür. Şimdi bize ne soruluyor? CnH2n artı 2'nin yanması soruluyor. Üçüncü, şurası birinci, burası ikinci, burası da üçüncü olsun. Üçüncüyü ters çeviriyorum. CnH2n artı 2 Nc artı n artı 1 H2 tepkime ters çevirirse delta H işaret değiştirir. 106 olur. Şimdi yandığında ne oluşur? Ne oluşur? Tabii ki karbondioksit ve su oluşur. Karbondioksitin kaç sayısı kaç olması lazım? N olması lazım. Birinci tepkimeyi N ile çarpıyorum. N çarpı C artı NO2 NCO2 olur. Tabii burayı da N ile çarpmam lazım. Eksi 394 N olur. H2O'ya geldiğimde kat sayısı ne olur? Şunun yarısı olur. Çünkü hidrojenin görüldüğü gibi mol sayısı 2. Ne yapıyorum? Burayı da N artı 1 ile çarpıyorum. 4 N artı 1 H2 artı N artı 1 bölü 2 O2 N artı 1 çarpı H2O. Yine eksi 286 N artı 1 olması lazım. Şimdi bu 3 tepkimeyi toplarsam bana neyi verir? CnH2N artı 2'nin yanma tepkimesini verir. Ne oluşur? N karbondioksit N artı 1 de H2O oluşur. Delta H kaç? Eksi 2220 eşittir. Ürünler eksi girenler. Ürün ne? Karbondioksit. N çarpı kaç? 394. Eksi 394. Artı ne? H2O. H2O eksi 286 çarpı N artı 1. Şimdi eksi giren kaç? 106. 106. Buradan N3 olarak bulunur. Yerine yazıyorum. C3 H 2 çarpı 3 6. 2 de burada 8. Toplam 1 molünde 11 Na atom var. Cevabımız E seçeneği. Potansiyel enerji tepkime koordinatı verilen tepkimeye ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 2 NO gazı ile oksijen gazı tepkimeye girerek 2 NO2 gazını oluşturuyor. Şimdi buradan delta H ürün eksi giren olduğundan dolayı ürün 40 giren 210 olduğundan dolayı delta H eksi 170 olarak bulunur. A. Tepkimenin entalpi değişimi eksi 170'tir. Doğru. NO2 gazının molar oluşum ısısı eksi 85 diyor. B seçeneği yanlış. Molar oluşum ısısı için N2 gazı ve oksijen gazından oluşmuş olması lazım. Burada ise dikkat edilirse bir bileşik olduğundan dolayı bu B seçeneği nedir? Yanlıştır. C. 340 kilojül ısı açığa çıktığında 4 mol NO gazı harcanır diyor. 2 molü harcandığında 170 açığa çıkıyorsa
4 molu harcandığında 2 katı yani 340 kilojül ısı açığa çıkar. Doğru. Tabii ki delta H negatif olduğundan dolayı eksotermiktir. NO'nun molar yanma ısısı, evet, 2 molü yandığında açığa çıkan ısı 170 kilojül ise 1 molü yandığında açığa çıkan ısı bunun yarısı kadar, yani 85 kilojüldür. Doğru. Cevabımız B seçeneği. Buna göre standart koşullarda yargılarından hangileri doğrudur? Gaz haldeki atomik oksijenin standart molar oluşum entalpisi 249 kilojül bölü moldür. Yani şöyle yazalım. Kırıldığında 2O gaz oluşur. Şimdi moları 249 ise 2 oluştu buradan. 2 mol oluştu. 249 çarpı 2 ne yapar? 498 yapar. Şurası 498 olması gerekiyor. Gaz haldeki atomik azotun standart molar oluşum entalpisi, şöyle yazalım. Üçlü bağ 2 N gazı ne kadar? 473. Bu da ne yapar? 2 katı 946 yapar. Tamam, geldik şimdi. 1. N üçlü bağ N bağının enerjisi. Evet, bu bağı kırmak için ne kadar enerji vermek gerekiyor? 946 kilojül enerji vermek gerekiyor. Doğru. 2. Ne yapmış? Bizim tepkimeyi ters çevirmiş. Ters çevirirse tabii ki delta H eksi olur. Doğru. 3. Üçlü bağ, ikili bağ ve iki tane NO oluşmuş. Tepkimesinin entalpisi sorulmuş. Üçüncü öncül. Delta H eşittir. Delta H kopan bağlar eksi delta H oluşan bağlardır. Şimdi delta H eşittir. Üçlü bağ koptu. Üçlü bağın enerjisi ne kadardı? 946. 946 artı. Şuradan ikili bağ kırıldı. Kaçtı? 498. Bunu kapattık. Eksi oluşan. Oluşan 2 çarpı. Şurada bize verilmiş 590. Buradan delta H değeri 264 olarak bulunur. Cevabımız 1, 2, 3. E seçeneği. Yukarıdaki tepkimelere göre tepkimesinin aynı koşullarda entalpi değişimi kaç kilojüldür diyor. Şimdi şuradaki tepkimeyi elde etmem gerekiyor. Şimdi birinci tepkimeyi ters çevirip 1,5 ile çarpıyorum. 1,5 ile çarptığımda 3 NO2 3 NO artı 3 bölü 2 O2 olur. Ters çevirdiğim için artı olur. 1,5 ile çarptığımda 172 çarpı 1,5 258 olur. Şimdi ikinci tepkimeyi 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüğümde şurası N2 olur. Artı 5 bölü 2 O2. Şu sadeleşir. Artı H2 O olur. Ve 2 HNO 3 olur. 2'ye böldüğüm için şurası da eksi 128 olur. Üçüncü tepkimeye geldiğimde, üçüncü tepkimeye ters çeviriyorum. Ters çevirdiğimde 2 NO N2 artı O2 olur. Tepkimeyi ters çevirdiğimde ne olur? Eksi 180 olur. Bu 3 tepkimeyi toplarsam bana neyi verir? 3 NO2 artı H2O 2 HNO3 artı NO'yu verir. Ve delta H'lar toplanır. Buradan delta H da eksi 50 olarak bulunur. Cevabımız C seçeneği. Standart şartlarda gerçekleşen tepkimesine göre 0.1 gram
H2 gazı yandığında 14,3 kilojül ısı açığa çıkıyor. Buna göre H2O sıvısının standart molar oluşum ısısı kaç kilojül bölü moldür diyor. Burada kaç gram hidrojen harcanmış? 2 gram hidrojen gazı harcanmış. 0,1 gramı yandığında açığa çıkan enerji 14,3 kilojül olduğuna göre 2 gramı yandığında 20 katı olması lazım. 20 katı ne yapar? 286 kilojül yapar. Tabii egzotermik olduğu için önünde eksi olması lazım. Cevabımız A seçeneği.